Gizem Hanım. Erdal Bey, şimdi ben tabii birçok konu var. Bir yandan sizin yurt dışı müteahhitlik firmalarıyla beraber aslında 40 firmanın dünya üçüncüsü olması Türkiye'nin, bu başlıkları da soracağım. Oldukça önemli ve pozitif gelişmeler ama bugün biz çok fazla MTA'yı konuştuğumuz için hem içeride hem global piyasalarda bu konu hakkında fikrinizi almak istiyorum öncelikle. İçeride de inşaat maliyetleri artıyor diyoruz ama biraz sizden dinleyelim. Yüzde kaç arttı son bir yılda ortalama maliyetler ve ne gibi sıkıntılar var bu konuda? Çok teşekkür ederim. Tabii çok önemli bir konu Güzem Hanım. Sonuçta yurt dışında bir şeyler yapmaya çabalıyoruz, ediyoruz ama en önemli faaliyetimiz ülkemizin altyapı ve üst yapısındaki gerekli imarı yerine getirmek, görevlerimizi yerine getirmek. Maalesef son bir yılda ana girdilerimizde, demirde, çimentoda ve onlara bağlı olan akaryakıtta çok önemli maliyet artışları var. Örneğin geçtiğimiz yıldan şimdiye kullandığımız en fazla ihtiyacımız olan bina inşaatlarında, özellikle inşaat demirinde, çelikte %120'ye varan bir fiyat artışı var. Aynı şekilde çimentoda %70'lere varan bir çimentoda fiyat artışı var. Buna bağlı olarak devlet su işlerinin tarım projelerinde çok kullandığımız boruların fiyat artışlarında çok olağanüstü artışlar var. %70'lere varan artışlar var. Akaryakıt fiyatları, dövizdeki artışlar, bunlar hepsi hem konut sektöründeki meslektaşlarımızı hem de kamu altyapı yatırımı yapan meslektaşlarımızı çok zorluyor maalesef. Tabii bu aslında artan maliyetler, tabii hem MTA artıyor hem de dövizin yükseldiği dönemlerde daha fazla hissediyorsunuz elbette. Dışarıya müteahhitlik hizmetleri vererek belki de sektör bunu dengelemeye çalışıyor. En azından karlılıkları korumaya çalışıyor diyelim. Çünkü sektörde pek kardan bahsetmek mümkün değil maalesef son dönemde. Bir de şöyle bir talep var. İçeride ham madde ihtiyacını karşılayalım, dışarıya ihraç etmeyelim. Mesela geçen hafta bunu çok tartıştık. Bunun başında da tabii çimento ihracatı var. Bu konu hakkındaki görüşünüz ne? Yani Çin mesela Türkiye'den ya da diğer ülkeler çimentoyu ithal ederek bizim ham maddelerimizi azaltıyor ve biz daha mı zora giriyoruz? Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor mu sizce? Şimdi bunun tabii ters tarafı da var. Ona bakarsanız demir üretiminde, çelik üretiminde de biz hurda kullanıyoruz. Bu hurdayı da yurt dışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla uluslararası ticareti biz ithalat yapalım, ihtiyaç duyduğumuz malzemeyi, ama ülkemizde ürettiğimiz diyelim ki çimento gibi malzemelerimizi yurt dışına ihraç etmeyelim. Ticari anlamda bana hani inşaatçı olarak kulağıma hoş gelse bile ticari anlamda uygulanması uluslararası ticaret kuralları açısından liberal ekonomiye, küresel ticaret kurallarına aykırı diyorsunuz. Haklı olarak. Bana öyle geliyor biraz efendim. Evet, çünkü ülkemizin bir yandan da ürettiğini yurt dışına satıp döviz getirmeye ihtiyacı var. Peki içeriye yetememe konusundaki fikriniz nedir? Mesela çimento özelinde. Ben bu konuda sağ olsunlar Ticaret Bakanlığımız hem demir üreticileriyle hem çimento üreticileriyle bizi bir araya getirdiler. Orada da tartıştık. Çimentocu üreticisi olan dostlarımıza hakikaten bir miktar kapasitelerini artırmaları önerisinde bulunduk. Yoksa ben çimento fiyatlarını işte indirin, yurt dışına sattığınızdan çok daha ucuza bize satın türünde ticari kurallara uymayan bir talepte bulunmayı uygun görmedim. Bu nedenle benim talebim üretim kapasitelerini biraz artırmak, ihracatı karşılarken iç pazarda da bizim ihtiyaçlarımızı daha uygun koşullarda karşılayıp biraz fedakarlık istemek şeklinde oldu. Ama demirde bunu söylemek daha zor. Çünkü demirin ham maddesini demir üreticilerimiz ithal ediyorlar. Evet, ve ürettiklerini bize satarken aslında uluslararası pazara sattıklarından daha pahalıya satmıyorlar. Hı hı. Şu anda demirin dünya pazarlarına, satış fiyatlarına baktığımız zaman demir üreticilerimizi o anlamda suçlamakta zorlanıyorum gerçekten. Fakat bir realitemiz de var ki ülkemizin konut üretimine özellikle deprem sonrası artı kentleşme gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak açısından ucuz konuta ihtiyacı var. Hepimize düşen bir miktar fedakarlığı üreticilerimizden de beklemeyi de hak görüyorum biraz. Peki şimdi ENR ne diyelim, Engineering News Record, bu derginin, Uluslararası İnşaat Sektörü dergisinin rakamları var. Şimdi siz de bunu paylaştınız zaten. Çok büyük bir daralma yaşandı dünyada. Tabii 2020'ye baktığımızda işte 473 milyardan inşaat pazarı 420 milyar dolara kadar düşmüş. Dolayısıyla buradaki aslında yaklaşık 50-53 milyar dolarlık kayıp
Türkiye'ye nasıl yansı ve Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik firmaları arasında dünya üçüncüsü olması da çok önemli. Yani 40 firmayla dünya üçüncüsü olduk. Buradaki başarıyı da biraz anlatalım isterseniz. Vallahi aslında tabii son yıllarda Çin'in arkasından hep bu sıralamada dünya ikincisi durumundaydık. Maalesef biraz pandeminin getirdiği engellerin yurt dışında iş yapmamıza getirdiği zorluklar nedeniyle ümit ediyorum ki bir yıllığına ikinciliği 41 firma sayısıyla Amerika'ya devrettik. YNR dergisi 2003 yılından beri kendi ülkeleri dışında yaptıkları cirolarla inşaat firmalarını dünyanın en büyük 250'si olarak sıralıyor. Burada son yıllarda 44 firmayla Çin'in arkasından ikinci geliyorduk. İlk 250'ye giren 44 tane firmamız vardı. Bu sene maalesef bu sayımız 40'a düştü. Çünkü inşaat pazarındaki daralmanın ve pandeminin getirdiği olumsuz etkiden biz bir miktar daha Amerika'dan, Çin'den daha fazla zorlandık. Seyahat şartlarımız daha fazla engellendi. Daha fazla malzeme temininde zorlandık. Biliyorsunuz aşı temininde bir miktar gecikme oldu. Yurt dışında çalışan işçilerimize aşıyı ulaştırmakta zorlandık. Öyle olunca şantiyelerimizi kapatmak zorunda kaldık. Bu çerçevede buna rağmen sağ olsunlar uluslararası pazarda çalışan üyelerimiz, meslektaşlarımız yine de 250'nin arasına 40, 100 firmanın arasına da 7 firma girerek büyük bir başarıya imza attılar. Erdal Bey çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Türkiye